Kıymetli arkadaşlar, bugün New York adlı kitabımızın The People of New York, New Yorklular bölümünü hazırlayacağımız videoda tekrar görüşüyoruz. Herkese merhabalar, Muş'tan selamlar ayrıca. The People of New York, New York'un insanları ya da New Yorklular anlamında arkadaşlar. Buradan devam edelim. New York is still an international city. New York halen uluslararası bir şehirdir. By 1990, yani 1990 yılından itibaren one out of every three New Yorkers was born in another country. Yani New York'larda, yani her üç New York'lardan biri, one out of every three yani New Yorkers, yani her üç New York'lardan biri was born another in another country, yani farklı bir ülkede doğmuştur. In the last few years, son birkaç yıldan beridir, many immigrants have moved to New York from Asia. Yani New York'a göç eden göçmenlerin birçoğu Asya'dan gelmiş arkadaşlar. And from South and Central America. Güney ve Orta Amerika'dan gelmişlerdir. Yani son birkaç yıldır New York'a göç eden insanların yani büyük bir bölüm arkadaşlar. Asya'dan, ondan sonra Güney Amerika'dan ve Orta Amerika'dan New York'a göç etmişlerdir. Aşağıda bir istatistiksel bir veri var. Ona bakalım. Hemen biraz daha büyüteyim. Evet, şöyle büyütelim arkadaşlar. The population of New York. New York'un mesela nüfusu. Mesela %35. White, Hispanic, African American, Asian and other. Other diğeri Asyalılar. Ondan sonra African American, yani Afrikalı Amerikalılar. Hispanikler. Bu Hispanikler özel bir dini bir cemaat gibi de gözebiliriz. White, beyaz olanlar. Değerli arkadaşlar, buradan devam edelim. Each new wave of immigrants has changed and added the feel of the city. Yani New York'a yapılan her göç dalgasıyla birlikte yani hem nüfusa fazla bir eklenti meydana geldi and added to the feel of the city. Yani aynı zamanda mesela şehrin bir hissi değişti yani. Evet. Bir de anlamlandırmaya çalışalım. Each new wave of immigrants. Yani özne bu arkadaşlar. Yani göçmenlerin diyor her hareketi, her dalgası has changed, yani değiştirdi. And added, ekledi to the feel of the city. Yani şehrin hissini hem değiştirdi hem de hissine yeni bir şeyler ekledi. Yani şehrin ruhunu değiştirdi ve şehrin ruhuna yeni bir şeyler ekledi. Ne ekledi? New York'a yapılan her göç dalgası. At first, ilk başta most people lived in neighborhoods with people from their own country. İlk başta mesela yani most people lived in neighborhoods with the people from their own country. Burada demek istediği ne? Hemen bir bakalım bakalım. Yani ilk başta özellikle yani kendi ülkelerinde mesela komşu olan insanlar artık mesela bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela komşu şekilde yaşamaya başladılar. Yani bu şekilde ben anladım arkadaşlar. As time passed, yani zaman geçtikçe more and more of them moved out. Yani onlardan daha fazlası yani. Ne yaptı? Dışarıya çıktı yani. Göç etti. But the city still has neighborhoods that feel like a small part of the old country. Yani bu New York'un içerisinde de mesela hareketler yaşanıyor. Hani insanlar kendi yani dağılık bir şekilde değil, kendi ghettolarını meydana getiriyorlar. Yani kendi mahallelerini meydana getiriyorlar. Burada onunla ilgili bir bilgi var. But the city still has neighborhoods that feel like a small part of the old country. Yani New York'ta mesela komşuluk ilişkileri halen de mesela o kadar sıkı ki yani eski gelenek görenekler halen devam ediyor anlamında bir cümle var arkadaşlar burada. Buradan bakalım. Evet. Here are some of the most famous neighborhoods in Manhattan. Yani Manhattan'da mesela önemli olan yani gettolar diyelim mesela. Yani çok fazla tanınmış olan gettolar. Yani Manhattan'da insanlar mesela İtalyan'da bir yani İtalyan mahallesinde, Çinliler Çin mahallesinde, Japonlar Japon mahallesinde yani bu şekilde yaşıyorlar. Yani eski alışkanlıklarını New York'ta da mesela göç ettiklerinde de sürdürmeye çalışıyorlar. O nedenle mesela New York'ta yani mahalleler şekillenmiş bu komşuluk ilişkilerinden dolayı arkadaşlar. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi işte Little Italy. Mesela dedikleri alan. There are more
There are more Italians in New York than in Rome. Mesela diyor Roma'dan fazla New York'ta İtalyan var arkadaşlar. Yani New York'ta Roma'dan fazla İtalyan var. Italian immigrants started coming to New York around 1880. Yani İtalyanlar mesela New York'a göç etmeleri 1880 yılından itibaren başlamıştır arkadaşlar. Yani İtalyanların New York'a göçü 1880'de başlamıştır. Little Italy became one of the first neighborhoods. Yani bu küçük İtalya, New York'taki bu küçük İtalya özellikle New York'ta ilk ghetto. Yani ghetto demek arkadaşlar insanların yani kendi dilini konuşan, kendi dinine inanan insanlarla birlikte bir arada yaşaması. Yani İtalyanlar İtalyan mahallesinde yaşaması gibi diye düşünelim. Ki bu İtalyan, Little Italy, New York'taki Little Italy yani ilk oluşan alan arkadaşlar. Mahalle, İtalyan mahallesi. Now Little Italy is very small. Şu anda mesela bu Little, küçük İtalya oldukça küçüktür. Part of it have become part of its bigger neighbor, Chinatown. Yani onun bir bölümü, parts of it, yani bazı bölümleri have become part of its bigger neighbor, Chinatown. Onun büyük komşusu olan, yani ondan daha da fazla, daha da geniş komşusu olan Chinatown'ın, yani Çin mahallesinin mahallesi olmuş, yani bölümleri olmuş artık. But Little Italy is still a great place to visit. Fakat aynı zamanda bu Little Italy denilen mahalle New York'ta ziyaret edilmesi gereken önemli yerlerden bir tanesi arkadaşlar. You can sometimes see a famous person like Al Pacino or Leonardo DiCaprio eating in one of the neighborhood's Italian restaurants. Yani siz de buraları gezerken mesela bu bölgede bulunan restoranların bir tanesinde özellikle Al Pacino'nun ya da Leonardo DiCaprio'nun mesela yemek yediğini görebilirsiniz. Burada Hispanik vardı arkadaşlar. Bu şeyde mesela kelime vardı yukarıda. Onun anlamı var. From countries where the most people speak Spanish. Ha, özür dilerim. Hispanik yani özellikle bazı yani bunları aslında İspanyollarmış. Yani biliyorsunuz mesela Amerika'da göç eden İspanyolların da mesela büyük, yani Amerika'da yaşayan insanların büyük bölümü de İspanya'dan göç etmiştir. Bu yukarıda bulunan bir istatistiksel veri vardı. Bu Hispanikler yani İtalyanlar arkadaşlar. Bakın şu pastanın bu bölümünü mesela işgal etmektedir. Yani İspanyolca konuşan kişiler arkadaşlar. Evet. Ama bazı yerde de bu Hispanikler dini bir cemaat olarak da görülebiliyor. Ben öyle görmüş gibiyim gibi. Ama yanılıyor olabilirim de arkadaşlar. Özür dilerim. Diğer sayfaya geçiyorum. Diğer sayfadan devam ediyorum. Evet, burada biraz küçülterek sayfayı görebilirsiniz. Burada bakın insanlar Chinatown'da. Evet, a busy store in New York Chinatown. Yani New York'un Chinatown yani Çin mahallesi denilen bölgede bulunan bir kalabalık dükkan şeklinde çevirebiliriz. Hemen devam edelim. Şu şekilde geçtik. Evet, şuradan okumaya devam edelim. Evet. Chinatown, Çin mahallesi. More than 200 people, 200,000 people özür dilerim. More than 200,000 people live in Chinatown. Yani New York'un bu Chinatown denilen bölgesinde arkadaşlar nereden bakarsanız 200 binden fazla Çinli yaşamaktadır. Most of them are Asian. Yani insan yaşamaktadır. Çinli değil de insan yaşamaktadır. Bunların büyük bir bölümü mesela Asya'dan gelmiştir. And around 150,000 are Chinese. Yani bunların mesela 150 bini Çinlidir. This means yani bu demek oluyor ki that New York Chinatown is the largest Chinese city outside Asia. Bu demek oluyor ki yani Asya'da bulunan yani Çin ülkesinin dışında Çinlilerin en fazla yaşadığı bir şehir New York'tur arkadaşlar. Yani böyle demek istiyor burada. This means that New York's Chinatown yani New York'un Çin mahallesi yani Çin'in dışında Çinlilerin en fazla yaşadığı şehirdir. The neighborhood has 7 Chinese newspapers. Mesela bu topluluğun arkadaşlar yani New York'ta yaşayan bu Çin mahallesinin arkadaşlar 7 tane Çin gazetesi vardır. Yani Çince yazı içeren gazete yani Çince alfabede gazetesi vardır. Burada devam edelim. Chinatown was a small area of a new street 100 years ago. Chinatown was a small area of a few streets 100 years ago. Yani bu Çin mahallesi arkadaşlar birkaç tane yani 100 yıl öncesinde birkaç tane caddede meydana gelmekteydi. Now it is over 4 square miles. Yani şu ana baktığımız zaman 4 yani square kilometers yani
hani 10 kilometrelik bir alanı kapsamakta diyelim, öyle diyelim. Square kilometers. Evet. And it is still growing ve halen de büyümektedir. Millions of tourists came to enjoy the neighborhood's shops, great restaurants and busy street life. Yani birçok insan mesela bu Chinatown'a gelerek bu Çin mahallesindeki dükkanları, restoranları ve kalabalık şehir caddeleri ziyaret etmektedir. Evet. Chinese New Year in January or February is always popular with tourists. Yani turistler arasında özellikle Çin yeni yılı Ocak ve Şubat arasında, Ocak ya bazen Ocak'ta bazen Şubat'ta kutlanıyor ve bu turistler arasında oldukça popülerdir arkadaşlar. Buradan devam edelim. The Lower East Side. Lower East Side adı altında mesela özel isim arkadaşlar bu. Yani doğu yakası, şehrin mesela doğu yakası anlamında. This area was the gate to New York. Bu bölge New York'a giriş bölgesidir. Yani New York'un kapısıdır. For many immigrants özellikle yani birçok göçmen için bu bölge New York'un giriş kapısıdır. Most of the city's worst buildings were here. Yani şehrin hani çok çirkin, çok kötü binalarının büyük bir bölümü buradadır. The area is still, yani bölge halen arkadaşlar diğer sayfaya geçiyorum. Şu kısımda poor. Yani bölge halen fakirdir. It was home to many Jewish immigrants from Eastern Europe. Yani bu bölge arkadaşlar Doğu Avrupa'dan göç eden Yahudilerin yaşadığı bir bölgedir. Now the largest groups of immigrants to this area are from Puerto Rico and China. Fakat şu anda mesela bu bölgede bulunan göçmenlerin büyük bir bölümü Puerto Rico'dan ve China'dan gelenlerdir. Burada yine farklı bir Greenwich Village yani Greenwich Köyü, Soho and Tribeca adı altında mesela bir takım bölgeler var. Bunlarla ilgili de bilgi içermektedir. Orayı da mesela çevirelim. In most other parts of the New York. Yani New York'un diğer bölgelerinde çoğunlukla the streets are straight. Yani caddeler düzgündür. Yani dik şeydir. Düz bir çizgidir. This is not true in Greenwich Village. Fakat bu Greenwich için doğru değildir. Many famous artists and writers lived in the neighborhood's old houses. Yani bu bölgede bulunan birçok yani ünlü sanatçı, yazar bu bölgenin eski evlerinde yaşamaktadırlar. Parts of the area have become quite expensive. Özellikle bu bölgenin yani Greenwich Village'in belli bölgeleri oldukça pahalıdır. But it is still a great place for artists ve halen aynı zamanda yani sanatçılar için, aktörler için and müzisyenler için önemli bir yerdir. Many students live in Greenwich Village too. Aynı zamanda bu bölgede yani Greenwich Village'da birçok öğrenci de yaşamaktadır. Both Soho and Tribeca are like Greenwich Village. Yani hem Soho hem de Tribeca bölgeleri de Greenwich Village gibidir. Soho got its name because it's south of Houston Street. Yani Soho adını south of Houston Street. Yani Houston Caddesi'nin güney bölgesi olarak güney bölgesinin baş harflerinden almış arkadaşlar. Bakın bu şekilde kısaltma olarak yapılmıştır. Many artists moved to Soho. Birçok artist mesela Soho'ya taşınmıştır. But the price of the apartments became very high. Ve böylelikle mesela apartmanların yani dairelerin fiyatları yükselmiştir. The price were better in Tribeca. Fakat fiyatlar Tribeca bölgesinde iyidir. Daha iyidir. And in the last few years artists have moved there too. Aynı zamanda diyor artistler de yani bu bölgeye bu fiyat indiriminden dolayı taşınmışlardır. Both Soho and Tribeca have some interesting shops and restaurants. Hem Soho bölgesi hem de Tribeca bölgesi arkadaşlar küçük ve ilginç dükkanlar ve restoranlarla doludur diye çeviriyorum arkadaşlar. All three areas have people from many different countries. All three areas have people from different countries. Yani bu bölgelerin, bu üç bölgede arkadaşlar dünyanın değişik yerlerinden insanlarla doludur. But many people there have similar ideas and styles. Fakat burada bulunan insanların bir kısmı arkadaşlar yani aynı düşüncelere, benzer düşüncelere ve benzer stillere sahiptir. Diğer bir bölge olan Harlem'e bakalım. Harlem is the north of the Manhattan. Harlem, Manhattan'ın kuzeyindedir. Above Central Park, Central Park'ın üzerinde. Around 100 years ago,
Yani hemen hemen 100 yıl öncesinde African Americans in the south of the United States started to move to cities in the north. Yani 100 yıl önce Afrikalı Amerikalılar arkadaşlar yani kuzey şehirlere, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani kuzey şehirlerine diyor güneyden göç ettiler. Evet. Even more moved north after both world wars. Yani bu her iki dünya savaşında da halen mesela yani göç devam etti. Özellikle in New York many African Americans went to Harlem. Mesela New York'ta birçok Afrikalı, Amerikalı went to Harlem'e göç etti arkadaşlar. Mesela great African American writers and musicians Langston Hughes and Duke Ellington for example lived in Harlem. Yani büyük Amerikalı yazarlar ve müzisyenler ki bunlardan mesela Langston Hughes and Duke Ellington özellikle mesela yani örnek olarak verilirse Harlem'de yaşamışlardır. But after the late 1960s fakat 1960'ın sonlarına doğru Harlem became quite dangerous. Harlem oldukça tehlikeli bir hal aldı with a lot of crime and some race problems. Yani bu bölgede yaşanan tecavüz olayları ve işlenen suçlardan dolayı Harlem bölgesi oldukça tehlikeli bir bölge haline almıştır. Today Harlem is safer and people of all race have moved there. Bugün Harlem çok güvenli bir yerdir ve birçok ırktan insanlar bu bölgeye göç etmektedirler. Bill Clinton now has an office in the area. Aynı zamanda Bill Clinton de Harlem bölgesinde bir ofisi bulunmaktadır. A few local people didn't want him there. Ki aynı zamanda mesela birkaç yerli insan, yani bazı yerli insanlar onun bu bölgede olmasını istemediler. They didn't want neighborhood to become too expensive. Çünkü onun gelmesiyle birlikte bu bölgenin mesela zenginler tarafından akın edileceğini görüp, öngörüp bu bölgenin pahalılaşacağını istemiyorlarmış. But most people were happy to have famous neighbors. Ve aynı zamanda bazı insanlar da böyle ünlü insanların komşusu olmasını istemektedirler arkadaşlar. Bu arada diğer sayfaya da geçelim. Bakalım burada ne var. Evet. Bu bölümü bitirelim en azından arkadaşlar. El Barrio. El Barrio eski yer anlamında bence. El Barrio the neighborhood in Spanish. Yani ghetto anlamında yani eski bölge anlamında İspanyolca'da arkadaşlar. El Barrio. Portekizce'de de böyle zannedersin. East of Harlem. Harlem'in doğusundadır. The area is also known as Spanish Harlem. Bu aynı zamanda da yani İspanyolların Harlem olarak da bilinen bir bölgedir. Puerto Ricans yani Puerto Ricolular live in this part of the Harlem. Yani Harlem'in bu bölgesinde yaşamaktadırlar. With Cubans and Dominicans. Ve bu bölgede bulunan Kübalı ve Dominik Cumhuriyeti'ne gelen insanlarla birlikte hani İspanyollar da bu bölgede yaşamaktadırlar. People of different races and countries have not always mixed easily in New York. Yani farklı ırkta bulunan insanlar, farklı ülkelerden gelen insanlar have not always mixed easily. Yani kolay bir şekilde mesela New York'ta birbirleriyle mesela iç içe geçmiyorlar. Yani karışmıyorlar. Yani herkes kendi alanına çekiliyor. Even 100 years ago, hatta 100 yıl öncesinde bile there were sometimes big fights between gangs of people from different countries. Yani farklı ülkelerden oluşmuş mafyalar arasında birçok kavgalar meydana geliyordu yani. In modern times, fakat günümüzde modern zamanda there are still problems. Halen de mesela bir takım problemler bu gruplar arasında yaşanmaktadır. While people are always moving to New York, yani insanlar New York'a göç ettiklerinde others leave, diğerleri ayrılıyor arkadaşlar. Yani insanlar yani New York içerisinde göç hareketi başlattıklarında hem yani hem dışarıdan gelsin hem iç göç olsun yani diğer insanları da hareket ettirmeye zorluyorlar. Onlar da yer değiştiriyorlar. Sometimes they want to escape the problems of life in the big city. Yani bazıları mesela bu büyük şehirde hayatın zorluklarından yani ayrılmak istiyor. Kaçmak istiyor. Bu onlara bir neden olabiliyor. In fact, gerçekten de in the 1970s and 1980s yani 1970'li yıllarda, 1980'li yıllarda New York's population fell. Yani New York'un nüfusu azalmıştır. Now the city is growing again. Fakat şu anda tekrar şehrin nüfusu artmaktadır. Evet arkadaşlar, böyle gidiyoruz. Burada apartment life yani bildiğimiz daire yaşamı. Onlardan nasıl? Onlara da bakalım. Of course, there are not many houses in Manhattan. Elbette ki yani Manhattan'da çok fazla mesela ev yok. Most people live in apartment buildings. Yani birçok insan hani bildiğimiz gibi böyle katlı, çok katlı apartmanlarda yaşamaktadırlar. Many apartment buildings in the city are called brownstones.
because of the color of the local stone. Yani bu bölgede bulunan inşa edilmiş birçok apartmana insanlar kahverengi taş, kahverengi taş yani kahve taşı gibisinden mesela bir isim takmışlar. Çünkü bu bölgedeki kaya yapısından dolayı. Yani kaya yapısının renginden dolayı. Apartments can be very expensive. Yani apartmanlar bazen mesela çok pahalı olabiliyor. A lot of people work in the city. Yani birçok insan şehirde yaşıyor. But have to travel in each day from other areas. Fakat diğer bölgelere yani hareket etmek zorundalar. Yani iş yerlerinden dolayı, iş yerleri farklı bölgelerde olduğundan dolayı insanlar devamlı hareket halindeler arkadaşlar. Some of the most expensive apartments are in the beautiful buildings around Central Park. Özellikle bu bölgede mesela en pahalı olan apartmanlar özellikle Central Park denilen bölgede kurulan apartmanlardır. Yani parkın çevresinde bulunan apartmanlardır arkadaşlar. No famous people please. Lütfen insan yani ünlü olmasın diye çeviriyoruz Türkçe'ye. Bakalım. Many famous people make their home in New York. Birçok ünlü kişi evini New York'ta hazırlar. Yani New York'tan alır. But sometimes they cannot live where they want. Fakat insanlar, bazen bu insanlar diyor, yaşamak istedikleri yerde yaşayamazlar. Yani yerleşemezler. The people in some very expensive apartment building can decide who lives in their building. The people in some very expensive apartment buildings. Yani bazı zengin apartmanlarında yaşayan insanlar apartmanlarında kimin yaşayacağına karar verebilirler. They sometimes refuse famous people because they don't want crowds of reporters outside the doors. Özellikle mesela bazen çok ünlü insanların kendi apartmanlarında yaşamasını kabul etmezler. Çünkü her gün yani kapıda oluşacak mesela karabalıktan, ondan sonra gazetecilerden dolayı hoşlanmazlar. Bundan dolayı mesela apartmanlarda ünlü insanların yaşamasını kabul etmezler anlamında çevirdim arkadaşlar hızlıca. Ben de bunu ilk kez okuyorum arkadaşlar. Hemen okuyorum, hemen çeviriyorum. Yani elbette yanlışlarım olabiliyor. Bu yönde özür diliyorum. İnşallah elimden geleni yapıp böyle kontrol ederek çıkmaya çalışıyorum ya da hatalarımı en aza indirmeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, bir sonraki bölümümüz Brooklyn Bridge. Bu bölümü okuyacağız. Bazen hızlı gidiyorum. Özür dilerim. Hani yavaş da olan. Burada önemli olan arkadaşlar şöyle bir şey. Yani sizin anlayabilmeniz lazım. O nedenle mesela benim bu gösterdiğim kitabı yani siz benim sesi kapatacaksınız ya da videoyu durduracaksınız. Öyle okuyacaksınız. Okuyacaksınız. Sonrasında mesela benimle birlikte okuyacaksınız. İşte anlamlandırmayı ikimiz yapacağız. Yani böylelikle yaparsanız, yani bu yolu izlerseniz mesela bu benim çalışmam size yararlı olabilir. En azından ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.